Evet genç arkadaşlarım merhabalar. Nerede kalmıştık? Orijinal bilgi notunda ters fonksiyon nasıl alınır? O kısmı işleyeceğiz arkadaşlar sizle beraber. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon tersi nasıl alınır? 1. Arkadaşlar öncelikle fx'e gençler y denir. Ve x yalnız bırakılarak y türünden bir eşlik ifade edilir. Tamam mı? Bundan bu eşlikte x'in yerine y yazılır ve y yerine x yazılır. Son durumda elde edilen x'e bağlı olarak f'nin tersi f eksi 1 x ise eşitlenir arkadaşlar. Yani şöyle ben direkt anlatacağım arkadaşlar size. Şimdi f eksi y diyorsunuz tamam mı? Y eşittir x eksi 3. X'i yalnız bırakıyorsunuz. Y artı 3 eşittir x oluyor. İşte burada eğer x yalnız bırakılmışsa şu ifade fonksiyonun tersidir arkadaşlar. F eksi 1 x eşittir. Y yerine x yazacağız. X artı 3. Neden böyle bir şey yapıyoruz biliyor musunuz gençler? Bak şimdi ben size şunu anlatayım. Şimdi fx eşittir y dedik ya. Şu x'ini yer değiştirdiğimizde ne oluyor? F eksi 1 y eşittir x olmuyor mu? Yani ben bunu y dersem ve x'i yalnız bıraktığımda x eşittir y artı 3 dediğim zaman şu aslında y artı 3 oluyor. Yani f eksi 1 y eşittir y artı 3 olmuş oluyor. Bu da x olarak değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar istediğimiz sayı yazabiliriz, harf yazabiliriz oraya. F eksi 1 x eşittir x artı 3 olur. Bu şekilde yapacağız normalde ama ben size başka bir yöntem daha göstereyim. Daha hızlı bir şekilde çözebiliriz belki de. Şimdi biz fx eşittir x eksi 3'ü bir denklem gibi düşünelim arkadaşlar. Bir sayının gençler bir sayının nesi 3 eksiği doğru mu? Ters alırken ters düşüneceğiz her şeyi. Ters alırken tersten gelip her şeyi ters düşüneceğiz. Diyeceğiz ki bir sayının 3 eksi değil bir sayının 3 fazlası diyeceğiz ve tersi direkt bulunmuş olacak. Bakın aynı şey burada da geçerli. İki türlü çözelim. Öncelikle benim verdiğim mantığa göre bir denklem kuralım. Bir sayının 2 katının arkadaşlar 6 fazlası. Şimdi tersten okuyalım. Bir sayının x 6 fazlası diyor ya 6 eksi 2 katıysa tersine 2'ye bölmektir. Yani olayları tersten düşünüyoruz. Yani x eksi 6 bölü 2 fonksiyon terstir. Ya da aynı şeyde y eşittir 2x artı 6 deyip x'i yalnız bırakırsak y eksi 6 bölü 2 eşittir x olur. Şu fonksiyon ters olur. Fonksiyonun tersi arkadaşlar. Şuraya yazalım. F eksi 1x eşittir. Y yerine x yaz. X eksi 6 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Hani mantığından düşünelim. Bir sayının küpünün arkadaşlar küpünün 4 eksiği. Tersten bak. Bir sayı diyeceğiz yine. 4 eksiğinin tersi 4 fazlası. Bir şeyin kübünü almanın tersi küp kökünü almaktır arkadaşlar. Cevabımız bu olacaktır. Bunu arkadaşlar y olarak yapalım. Y eşittir x küp eksi 4. X 4'ü karşıya attık. Y artı 4 x küp. Arkadaşlar küp kök verilmişse kübü alınır. Kübü verilmişse küp kübü alınır arkadaşlar. Yani buradan x'i yalnız bırakmak için benim burada işlemi yapmam gerekiyor. X eşittir küp kök y artı 4 en son fonksiyonun tersi arkadaşlar küp kök x artı 4 olacaktır. Bakın ben bile anlıyorum hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum yani bu konuda. Evet. Düşünelim tekrar arkadaşlar. Bir sayı var. Ne yapılmış bu sayı? Bu sayı öncelikle 3 katı alınmış. 3 katının 2 eksiğinin arkadaşlar 5'e bölümü değil mi arkadaşlar? 5'e bölümü. Tersten okuyorum arkadaşlar. Tersten okuyorum. 5'e bölmek demek 5 ile tersi 5 ile çarpmaktır. Bir sayı düşüneceğiz yine be x. 5 katının 2 eksidi için 2 fazlasının 3 katıysa 3 arkadaşlar böyle. Sanırım anlaşılmıştır. Ben yine buraya arkadaşlar y ile çözeyim bir de arkadaşlar ikinci olarak. Bunu y diyelim. İşler dışlar çarpımı 5y eşittir. 3x eksi 2. Eksi 2'yi karşı attım. 5y artı 2 eşittir 3x. Her tarafı arkadaşlar 3'e böldüğümde istedim 5y artı 2. Yani fonksiyonun tersi 5x artı 2 bölü 3. Gençler harikasınız. İyi anladığınızı düşünüyorum. Diyor ki uygun şartlarda tanımlı y eşittir fx fonksiyonu için fonksiyon tersi nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi kural ne? X'i yalnız bırakmak. Tamam. Şimdi bakın burada görüyorsunuz. X, Y, X, Y. X'i yalnız bırakıyorum. Yani X parantez alıyorum. Buradan Y geliyor. Buradan artı 5. Yani Y artı 5. Eksi 3 Y'yi karşı attım. Artı 3 Y. Eksi 4'ü karşı attım. Artı 4. X eşittir.
3y artı 4 bölü y artı 5 olacaktır. Yani fonksiyonun tersi 3x artı 4 bölü x artı 5 olacaktır arkadaşlar. Evet gençler, 28. örnekteyiz. Fx eşittir ax artı b doğrusal fonksiyonun tersi kendisine eşit olduğuna göre a'nın değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bu bir sayının a katının b fazlası olduğuna göre tersten bakarsak bir sayının bx'in a'ya bölümü değil midir? Ya da fx'e y dersem ax artı b, ben b'yi karşılatarsam y eksi b bölü a eşittir x olduğundan y yerine x yazarsak yine aynı şeyi bulmuş oluruz. Tersi kendisine eşitmiş. Bu x bölü a eksi b bölü a eşittir. A x artı b ise bu x'lerin katsayıları, yani 1 bölü a eşittir a, eksi b bölü a eşittir b. Buradan içler dışlar çarpımı a kare eşittir 1'den a dedim 1 ya da a dedim eksi 1'dir. Bunun arkadaşlar b'ler birbirini götürebilir çünkü b 0 eşit değildir. 0 eşit olmayı birbirini götürebilir arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı a dedim eksi 1, demek ki a neymiş arkadaşlar? Eksi 1 olacakmış. Şimdi ters fonksiyonun özellikleri diyor. Tersin tersi arkadaşlar ne olacaktır? Tersin tersi kendisi olacaktır arkadaşlar. Bakın şu fonksiyonun tersi nedir? 2 katının 6 fazlasıysa 6 eksiğinin yarısı anlamına gelir. Bunun tekrar tersini alırsak bir sayının 6 eksiğinin 2'ye bölümü ise yani 2 katının 6 fazlasıdır arkadaşlar. Yine tekrar kendine döner ifade. Şimdi fonksiyonun tersiyle kendisi bir işleme girdiğinde çıkar arkadaşlar. Şunlar birbirini götürür. X gelir. Yani birim fonksiyon gelir arkadaşlar. Yani birbirini götürür. Bunu daha önceki derslerimizde işlemiştik. Birazcık bahsetmiştim daha doğrusu. Şimdi şu fonksiyonun tersi ne? Fonksiyonun tersi x eksi 6 bölü 2 değil mi? F bileşke f eksi 1 x dediğim zaman şunu yerine yazarsam, hani ispatlamak için söylüyorum bunu. Yerine yazdığım zaman nerede yazacağım? F'de. F ne? Bu. Orada x yerine yazıyorum. Bakın. X eksi 6 bölü 2 artı 6'dan 2'ler gitti. 6'lar gitti. X geldi. Tamam. Yani şu da bir eşittir arkadaşlar. Onun aynı mantıktır. Yine birim fonksiyon, yani x gelecektir. Bu önemli. Bundan çok çıkacak karşımıza. Eşkenin tersi alınırken şu ifade g ve f yerleşip üzerine eksi 1 gelecek. Unutmayın, tamam mı? Normalde f ile g yerleşmez ama tersinde x'in yerleşiyoruz. Üçlü geldiğinde 1, 2, 3 geldiğinde eksi 1'i karşıya attığımızdan g orta sabit kalıyor. Şu h sola geçiyor. H eksi 1 yazamadım. F de sağa geçiyor. Eksi 1 şeklinde. Tamam. Ne demiş? F bileşke G eksiye. Bakın şu X'in yer değiştirdiğinde ne oluyordu? F G eksi 1 Y eşittir X ise şu eksi 1 dağıttığınız zaman arkadaşlar G eksi 1 F, yani yer değiştiriyor. X eşittir Y oluyor arkadaşlar. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi F X fonksiyonun kuralını arkadaşlar bulun diyor. Tersini alacağız değil mi? Ne yapacağız? Bir sayının, bakın bir sayının küp kökünün arkadaşlar 2 fazlası diye söylemiş. Tersten de bir sayının 2 eksinin küp kökü ise, tersini düşünün arkadaşlar, küp kökü ise kübünü almamız gerekiyor. Küp alımızsa küp kökünü almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunun cevabı arkadaşlar bu şekilde olacaktır. Şimdi 29'u hallettik. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Buradaki o az önce anlattığım şeyi kavrayamıyorsanız olay şu. Y diyeceksiniz arkadaşlar. X'i yalnız bırakacağız. Y eksi 2. Tamam mı? Küp kök X. X'i yalnız bırakmışım. Taraf tarafa kübünü aldığımızda X yalnız bırakılmışsa tersi bulmuştur. Küp kök Y eksi 2 ya bu ifade. Yani fonksiyonun tersi küp kök X eksi 2 olacaktır gençler. Gelelim 30. örneğe. Bakın. Px nedir diye soruyor bize. Şu x'ini şu şekilde dağıttığım zaman g bileşke g eksi 1 bileşke f eksi 1 olacak mı? Olmayacak mı? Olacak değil mi? Yer değiştiriyor çünkü. Şunlar nakavt. Biz fonksiyonun tersini ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. 3 katının 1 eksiği. 3 katının 1 eksiği. Tersi 1 fazlasının 3'e bölümüdür. Tekrar söyleyeyim. Eğer bunu anlayamazsak geleceksiniz, karşılaşacaksınız, 3'e böleceksiniz ve x'i yalnız bırakmış olacaksınız. Cevabımız olacak arkadaşlar. Zaten hocam pat pat gitti bu. 2a eksi 1 eşittir 3a artı 5. Bunu karşıya attık. 3a'dan 2a çıktı. A. 3'e attım karşı. Eksi 1 eksi 5 eksi 6 olacaktır. Şimdi örnek 32'ye geldik arkadaşlar. Burada iki türlü çözebiliriz ama bakın.
Gx lazım değil mi arkadaşlar? Gx. Burada g-1x var. Gx'i bulalım. Tersin tersi kendisidir. Olmuş. Bir sayının kübünün bir eksi alınmış. Tersten gidiyoruz. Eksi alınmış ya. Bir fazlası. Kübüm alınmış kardeşim. Küp kökünü alacaksın. Tamam. Küp kök x artı 1. Yerine yazalım arkadaşlar. F gx. Gx ne? Küp. Şimdi küp ya. Yazdım. Bir dakika. 3 yaz. 3. Küp kök. Tamam. X artı 1. Bu gx arkadaşlar. Bunu f'ye yazdık. Arkadaşlar küp x artı 1 artı 5 oldu. Arkadaşlar şimdi önemli bir şey söyleyeceğim size. Burayı lütfen iyi dinleyin, tamam mı? Bir soru içinde, bir fonksiyon içinde x'li bir denklem aynen başka bir yerde gözüküyorsa, bunun dışında başka bir yerde x yok ise, ben bunu komple x gibi düşünebilirim. Yani fx eşittir x artı 5 diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü fx eşittir x artı 5 iken f küp kök x artı 1 5'i x artı 1 sorsa yukarıdaki çıkmayacak mı? Tersten gidiyoruz yani, anlayacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar yapabiliriz. Şimdi birinci yol. Bunun farklı farklı yolları var arkadaşlar. Bileşke sorularında arkadaşlar hep bileşkeden başlamanız sizin arkadaşlar nedenizdir? Avantajınızadır. Şimdi bir yöntem daha göstereyim size. Ben bu ikisini de kullanıyorum. Bana fx lazım arkadaşım. Lazım. Ne gereksiz? G. G'yi ortadan kaldırmak için yanına bileşke G-1 yazıyorum sağdan. Bu sağdan yazdığım için bu tarafında bileşke G-1'i sağdan yazıyorum arkadaşlar. Unutmayın bunu, tamam mı? Çünkü yer değişim yoktu bileşkede. Bunlarla kaldı oldu. Bakın Fx oldu bu. Burada küp kök X artı 1 artı 5'e bileşke G'nin tersi. Yani X küp eksi 1. Bunu gideceğiz. Şurada x yerine yazacağız. Yazalım bakalım. Küp kök. X küp eksi 1 artı 1. Bakın şuradaki x gördüğüm yere yazmış oldum. Artı 5 ol. Bunlar nakaft. Bu da bunu götürecek. En son arkadaşlar x artı 5 gelecektir. Evet arkadaşlar. Şimdi. Gerçel sayılar tanımla. FGH arkadaşlar fonksiyon için x artı 1, fx, x eksi 4, hx, x artı 1'in gx fonksiyonu arkadaşlar nedir diye sormuş. Şimdi, burada arkadaşlar hx'imiz zaten x artı 1 değil mi? Hx'in x artı 1 yazalım. F bileşke g arkadaşlar x artı 1 eşittir 2x artı 1. Bana gx lazım değil mi? Ne lazım değil bize? Şu f lazım değil değil mi? Ben her iki taraftan f eksi 1 bileşke uyguluyorum arkadaşlar. F eksi 1 uyguluyorum. Şunlar gitti mi? Gitti. Burası ne oldu? G eksi artı 1. Şimdi F eksi 1 yazalım. Aslında burası F eksi 1 X, tamam mı? Bu şekilde bileşke 2X artı 1 gençler, tamam mı? Fonksiyonun tersi. Bak. Buna Y dedim. 4Y tamam, artı 3 eşittir X oldu. Yani fonksiyonun tersi 4X artı 3 bileşke şu 2X artı 1. Diyeceğiz arkadaşlar. Şurada x yerine yazacağız bunu. Gx artı 1 eşittir. 4 ile 2x artı 1 çarparsak 8x artı 4 olacak mı? Bakın şunu 4 ile çarptım. Artı 3. Şuraya yazıyorum gençler. Gx artı 1 eşittir. 8x artı 7 oldu. Şimdi bize neyi soruyor? Gx soruyor. Gx'i bulmak için arkadaşlar ne yapacağız? X yerine x eksi 1 yazacağım. Burada bir şey daha söyleyeyim. Eğer içerideki ifade, örnek veriyorum. Bu gx artı 1 ama başka bir soru için de yapabiliriz ama gx artı 1 söyleyeyim. İçerinin tersini x'te yazarsanız gx çıkar arkadaşlar. Her zaman. X çıkar yani. X artı 1'in tersi x eksi 1 değil mi? Gitti gx. Mesela g 2x eksi 5. 2x eksi 5'in tersi x artı 5 bölü 2'dir mesela. Gidin yerine yazın. Ne çıkıyor? X çıkacak içerisi. 2 çarpı x artı 5 bölü 2 eksi 5'ten kürt. Bakın x geldi. Yani ben burada x artı 1'in tersini x yerine yazacağım arkadaşlar. X artı 1 gördüğüm yerde x olacak. Yani x yerine x eksi 1 yazacaksınız. Ya da tersini x yerine yazalım. X eksi 1 artı 1. 8 çarpı x eksi 1 artı 7'den bunlarına kaft. Gx dediğim 8x eksi 7 eksi 8 artı 7 değil mi? Yani 8x eksi 1 olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 34. örnekte diyor ki uygun şartla tanımlı f eksi 1x fonksiyonu için x eşittir 3f eksi 1x artı 4
eşitliği veriliyor arkadaşlar. Fx artı 1. Fx'in kuralını arkadaşlar bulun diyor. İşte burada bakın x yerine fx yazın diyor değil mi arkadaşlar? Bakın x yerine fx yazalım. Yazalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. X yerine şu x yerine fx yazıyorum. Buradaki x yerine de fx yazmış olurum değil mi arkadaşlar bu durumda? Buradaki x yerine de fx yazmış olurum. Bakın fx eşittir. X yerine fx yazmış. Bunlar knockout olacak. Burası 3x artı 4 oldu. Bunlar knockout oldu. Burası arkadaşlar x artı 1 oldu. Ve fx arkadaşlar ne olmuş oldu? Bulunmuş oldu. Evet. Fx'in g-1x türünden değeri diye soruyor. Yani fx eşittir. g-1x falan filan olacak ya. Bakın. Şunu x yerine g-1x yazdığımda tüm x yerine g-1x yazdığımızda bakalım neler olacak. Şunlar gitti mi? Gitti. Ne oldu? Fx oldu değil mi burası? O halde 3 çarpı g-1x eksi 1 bölü g-1x artı 2 olmuş olacak gençler. Olmuş olduk arkadaşlar. Şimdi demiş ki f5 eksi f eksi 1 5 x yerine f eksi 1 5 yazın diyor arkadaşlar. Şimdi ben burada şöyle arkadaşlar anlatayım. X yerine bize zaten kopyayı vermiş. Yazalım bakalım ne olacak. F eksi 1 5 f eksi 1 5'i yazdığımızda bunlar gitti. Bakın burası f5 oldu. Değil mi? Evet burası da 2 çarpı f eksi 1 5 artı f, ha bir dakika şunlar gitmiş oluyor tabi burada. F eksi 5 ile şurası ne olacak? Gidince 2 çarpı 5 olacak değil mi arkadaşlar? F eksi 1 5'e 5 yazıyor. Bir saniye güzelce yazalım bir daha buna. F bileşke f x yerine f eksi 1 5 yazıyoruz. 2 çarpı f bakın f eksi 1 5 tamam mı? Artı f eksi 1 5 eksi 3. Şunlar gitti. Burası f5 oldu. Bunlar gitti. 2 kere 5 oldu arkadaşlar. Bakın 10. Artı f eksi 1 5 eksi 3'ten. Evet bunu karşılatarsak f5 eksi f eksi 1 5 eşittir 7. Şimdi bu kopyayı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yazarımıza. Yaptırmadan da geçiyorum. Peki fx fonksiyonu kuralını bulun diyor arkadaşlar. Az önce bir şey söyledim ben size. İçinin tersini x yerine yazarsam. 2x eksi 3'ün tersi x artı 3 bölü 2'dir. Yerine yazdığımda bakın 2 çarpı x artı 3 bölü 2 eksi 3'ten dedim burası f eşittir. X artı 3 bölü 2'nin karesi artı 1. Bakın burası ne olmuş oldu? Fx olmuş oldu. Fx dedim arkadaşlar şu ifade olur. Evet. Arkadaşlar a değeri kaçtır? Önce şu eksiyi ben şöyle dağıttığımda ne oluyordu arkadaşlar? Şu sola geçiyordu. Ortası sabit kalıyordu. Şu arkadaşım da sağa geçiyordu. H oluyor. Burası a artı 1 mi? Bir dakika. Şöyle bir silelim. Tamam. Artı 1 eşittir. 2a artı 1. Tamam. Şimdi burası bakın. G h a artı 1. Zaten o burada var mı? Var değil mi? Neymiş bu? Ne eşitmiş? F 3A eksi 5 eşitmiş. Yazalım. F eksi 1. Şunu yazıyorum. Keşke. F 3A eksi 5 eşittir. 2A artı 1. Bunlar gitti. 3 çarpı A eksi 5 eşittir. 2 çarpı A artı 1'den. Bunu karşıladık. A eşittir. 6 olmuş oldu arkadaşlar. Tamam. Gelelim 39. örneğimize. Heh, bak şimdi. FF. FF. Arkadaşlar bu FF nasıl bulurum biliyor musunuz? Şu iki işleme dikkat edin. Ben G'leri yok etmem lazım değil mi? Şu ifadenin tersini alayım. Şu ifadenin tersini. Yani karşılıklı eksi birinci kuvvetini alalım. Yani eksi birinci kuvvet derken yanlış anlaşılmasın. Bu aslında tersini alıyorum yani. Bir bir anlamına değil. Fonksiyonun tersini alıyorum. Şu eksi 1'i karşı yani dağıttığım zaman g başa gelecek. G eksi 1 5g f x. Evet. Bir saniye 4 eksinin 3'e bölümü 3'e bölümü 3 katının 4 fazlası. Tersine gidiyorum. 3x artı 4. Şimdi ben bu ifadeyle şu ifade bileşik yapıyorum arkadaşlar. Bakın. F bileşke g ile 5g bileşke g eksi 1 bileşke f'yi yan yana getirdiğimde bunlar gidecek.
aradığım ifade gelmiş olacaktır. Ne yapmış oldum ben? F bileşke G dedim. 5x eksi 1'e bileşke G eksi bileşke F. Yani şunun tersi. Neydi o tersi? 3x artı 4'ü yazmış oldum arkadaşlar. 3x artı 4. Bunu gideceğiz. X yerine yazacağız. Eşittir. 5 çarpı 3x artı 4 eksi 1. Tamam. Bunu da attım. 15x artı 20. 15x artı arkadaşlar 19 olacaktır. Güzel. Px ve gx eşitliğinde bakalım. Arkadaşlar her iki tarafın ters alanında f eksi 1x g eksi 1 olur. Ancak f gx hx eşitliğinde her iki tarafın tersi alanında yani eksi 1 eksi 1 alanında bu h eksi 1 ama burada ne oluyor arkadaşlar? Bunu f bileşke g gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Eksi 1 alınca g eksi 1 bileşke f eksi 1 olduğundan bunun içine yazılmış oluyor arkadaşlar. Yani g eksi 1 f eksi 1 hx olur arkadaşlar. Tamam. Bu da işte fx eksi 1 örnek vermiş. F bileşke x eksi 1'in tersi g eksi 1 x. Yani her tarafın arkadaşı eksi 1. kuvvetini alıyor. Diyor ki hocam diyor önce şunun tersini al diyor. 2x artı 5'ke f eksi 1 olsun. Bunu gideriz buraya yazarız diyor. F bileşke g eksi hx eşitliğinde sevgili gençler şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Her iki tarafı diyor ki yazmak eşitliğinde yazmak her iki tarafın tersini almak değildir diyor. Şu x'in yer değiştiriyoruz ya arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Evet devam ediyorum. Şimdi uygun şartlarda tanımlı f ve g fonksiyonları için fx eşittir g eksi 1 3x eksi 5 f eksi 1'in x türünden gx türünden ifadesi nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi f eksi 1 değil mi sevgili arkadaşlar? Bizim burada f eksi 1'i bulmamız gerekiyor. Şimdi ben arkadaşlar burada şöyle bir şey yapıyorum. Taraf tarafa eksi birinci kuvvetini alıyorum. F eksi 1 x oldu. Tamam mı? Bu da arkadaşlar şöyle bir şey bu. G eksi 1 ya bu. G eksi 1 bileşke. Arkadaşlar 3x eksi 5'tir bu. Bunun tersini almak demek şu ifadenin tersi x artı 5 bölü 3 g eksi 1'de ne olacak arkadaşlar? G x olarak düşüneceğiz gençler. Dolayısıyla f eksi 1 x dediğim bunu x yerine yazarsak gx artı 5 bölü 3 olacak sevgili arkadaşlar. Evet ilginç güzel sorular. Şimdi duralım. Size bir tavsiyem var arkadaşlar tersini alırken. Bir yöntem var. Şu yöntemi birazdan anlatacağım size. Şimdi fonksiyonun tersini alırken iki kuralımız var. Birincisi az önce anlattık. Fx'e y denir. X yalnız bırakırız ya. İkinci yöntem de bu. Fakat bunu nerede kullanmanızı tavsiye ediyorum biliyor musunuz? Paydada x varsa bunu kullanın. Tamam mı? Ama bu formülü hepsinde kullanabilirsiniz. Ama özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Paydada x varsa hemen bu kural aklınıza gelsin. Önce başlayalım arkadaşlar. Fx eşittir. Ax artı b bölü cx artı d. Fonksiyon niye böyle tanımlamış biliyor musunuz? Fonksiyon niye böyle tanımlamış? Böyle tanımlamazsa bu fonksiyon olmuyor. Çünkü cx artı d'yi sıfır yapan x değeri arkadaşlar eksi d diyelim karşı attım eksi d bölü c. Yani şunu karşı attım. Eksi d bölü c olduğu için arkadaşlar paydayı sıfır yapan değer eksi d bölü c'dir. Bunu ortadan kaldıralım ki fonksiyon olsun. Peki bunu neye çıkarmış? Bu da tersinde paydayı sıfır yapan ifade demektir. Ondan dolayı çıkarmış arkadaşlar. Arkadaşlar fx eşittir ax artı b bölü cx artı d'dir arkadaşlar. Ters alınırken üstteki x'li x'in kat sayısıyla alttaki sabit sayı yer değiştiriyor ama yer değiştirirken işaretleri değiştiriyor. Yani artı x oluyor. Eksi ise artı oluyor arkadaşlar. Bakın. Burada olduğu gibi 2x eksi şöyle x artının tersini soruyor. Ama ben şunu yine anlatayım size. Eksi 1'i çıkarmış? Paydayı 0 yaptığı için çıkarmış. 2 niye çıkarmış arkadaşlar? Birazdan göreceksiniz. Bakın şimdi fonksiyon tersi şuydu. Şöyle bulunur. Şu 2 ile artı 1'i işaret değiştirerek yer değiştiriyorum. Yani eksi 1 x eksi 3 bölü x eksi 2. Bu tersidir. Yani 2'yi çıkartıyor çünkü 2 buraya 0 yaptığı için. Yani biz bu normal yöntemden çözebilir miyiz? Çözebilirsiniz. Bakın nasıl çıkıyor o zaman. İş nerelere gidiyor? Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle yazdık. İşler dışarı çarpım. Y x artı y eşittir. 2x eksi 3. Maksadım x'i yalnız bırakmak. Y x eksi 2x. Karşı atım. Eksi y eksi 3.
x parasını aldım. Y eksi 2, eksi y eksi 3 ve x'i yalnız bırakırsam eksi y eksi 3 bölü y eksi 2 olur. Yani fonksiyonun tersi y yerine x yazarsam eksi x eksi 3 bölü x eksi 2 olur. Bakın aynı şey oluyor mu? X'in yer değiştirdim. Tamam. Arkadaşlar cevaplarda şöyle bir durum da olur. Böyle geldiğinde cevap şıklar olmazsa payda payda eksiyle çarpın. Yani x artı 3 bölü x artı 2 de cevaptır arkadaşlar. Niye? 2 bölü 3 ile eksi 2 bölü 3 birbirine eşit olduğu için arkadaşlar. Artı olsun diye yaptırabilir. Kısa bir bilgi daha vereyim hemen bu kuralla ilgili. M eşittir 2n artı 5 bölü arkadaşlar. Bir dakika. M eşittir 2n artı 5 bölü n eksi 3 için. N nedir diye sorular olur. Özellikle TYT sorularında. Bunun tersi alır gibi hareket edin arkadaşlar. Şu x'ini yerleştirin. Eksi 3 artı 3 de geçirin. N yerine M yazı tabi. Artı 2 de eksi 2 de geçirin. N eksi 2. Arkadaşlar bu da size bir kısa not olarak kalsın. Şimdi biz bu G'de uğraşmak biraz zahmetli olduğu için bu kuralı kullanmak daha mantıklı. Size arkadaşlar çakallık yaparlar. Bakın x'i buraya atarlar. Siz önce bunu şöyle düzenli yazın. 4x artı 5 bölü 2x artı 1. Önce x'ler başta olsun, tamam mı? Tersi ne olmuş olur arkadaşlar? Artı 1 ile x4 yerleştiriyor. Artı 1 eksi 1 diye geçiyor. X4 artı 4 diye ne yapıyor arkadaşlar? Geçmiş oluyor. Bakın burada 0 yapan der eksi 1 2 çıkarttı. Burada 0 yapan da eksi 2 çıkarttı tanımsız yaptığı için. Bu nasıl olacak hocam? Bakın her şeyi ax artı b bölü cx artı d şeklinde bakın. Ax artı b bölü cx artı d. Gördük mü? Aynı formata uydurduk. Şunları yer değiştiriyorum. Artı 0 eksi 0 gibi düşünün. Aynı formülü kullanın. Artı 1 eksi 1 de düşünün. Şöyle. Tamam. Gidecek. Yani 2 bölü eksi 3x eksi 1. Şıklarda yoksa pay ve payda eksiye çarpın. Bunlardan biri k olacaktır. Benzer şekilde hemen ax artı b formatı yazalım. Ax artı b. Cx artı. Önce x'i yazıyorum. Şöyle. Şu x'i yer değiştiriyor. Artı 3 eksi 3 diye geliyor. Artı 0 eksi 0 diye geliyor. Yani cevabımız eksi 3x artı 4 bölü eksi x olur. X'e çarparsak pay ve paydayı. 3x eksi 4 bölü x de arkadaşlar cevaptır. Şimdi bunu başka her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu 3x eksi 1 bölü 2 ya. Ben bunu şöyle diyebilirim. Hani 3 katının 1 eksinin yarısı ya. Tersten 2 katının 1 fazlasının 3'te 1. Bu fonksiyonun tersidir. Anlamayanlar için tekrar söyleyeyim. Y derseniz anlaşılır arkadaşlar. Bunu bir de formüle çözmeye çalışalım. Bu 0x artı 2 dediğinde artı 2 ile artı 3 yerleşecek. Eksi 2x eksi bölü 3 de buraya gelecek. 0x eksi 3. Yani eksi 2x eksi bölü eksi 3 şıklarda bu yoksa eksiyle çarpın 2x artı bölü 3 olacaktır. Ben bunlar arkadaşlar bunu kullanmıyorum. Dedi tekrar söylüyorum. Paydada x olan sorularda arkadaşlar bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar fx eşittir ax artı b bölü cx artı d fonksiyonun tersi fx bölü eksi dx artı b cx eksi yani şunları yer değiştirdik. Şeklinde tanımlanan f ve fx'in fonksiyonun en geniş tanım kümeleri belirlenirken payda 0 yapan x değeri bulunur ve gerçek sayılardan çıkartılır. F'nin tanım kümesi a'dan b ise fx'in tanım kümesi b'den a'yadır. F'nin tanım kümesi a'dır. Fx'in tanım kümesi de b'dir arkadaşlar. Evet. Burada baktığımızda a ve b sayılarını bulun diyor ya arkadaşlar. A nedir? A payda a yazınca 0 yapan değer demektir. Yani a dediğim arkadaşlar eksi 4. Peki b nedir? B ise arkadaşlar tersinde payda 0 yapan demektir. Tersini aldığımızda artı 4 eksi 4 diye geçer. Tamam mı? Artı 5 de eksi 5 diye geçer. İşte buraya b yazarsak eksi 5 0 yapar. Yani b dediğinde 5 gelir arkadaşlar. Şimdi burada da sevgili gençler payda 0 yapan değer 2'dir. X'e 2 yazarsam 6 artı ne eşittir 0'dan. Ben dedim eksi 6'dır. Burada yer değiştirsem yani fonksiyonun tersini bulduğumda artı ne eksi ne diye geçer. Artı m de eksi m diye geçer. Ve 1 bölü 3 payda 0 yapacaktır. 0 yaptığımda m değerinde 1 olduğunu görürüm. Çarparsam eksi 6 verecektir. Evet uygun şartlarda tanımlı fx eşittir 2x artı 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre fx artı fonksiyonunun fx eşit türünden değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle fx artı 1'i bir bulalım arkadaşlar. Nedir? X yerine x artı 1 yazmaktır. 2 çarpı x artı 1 artı 1. Bakın burada yerine yazıyorum. X artı 1 eksi 1'den bunlar gitti. Yani fx artı 1 eşittir
üst taraf 2x artı 2, 2x artı 3 bölü x olmuş oldu. Şimdi ben arkadaşlar burada fx'i yalnız bırakmak istiyorum. Burada iki tane yöntem var. Az önce bir yöntem anlatmıştım. Fx'e y diyelim öncelikle. 2x artı bölü x eksi 1 ya. Şu x'te y'yi yerleştirmek için arkadaşlar ne yapıyorduk? Hani mn sorusu vardı ya. Her sınavda görüşün. Eksi 1'i artı 1'e geçir. Yani y artı 1. Y artı 1. Artı 2 eksi 2 geçir. X yerine y yaz. Gelmiş oldu. Ya zaten bu fx oluyor değil mi arkadaşlar? Y dedi. Fx'i zaten. Ya şöyle yapılabilir arkadaşlar. Ben bu fonksiyonun tersini arkadaşlar şuraya yazayım. Fonksiyonun tersi eksi 1 artı 1 diye geçti buraya. X artı 1 bölü artı 2 eksi 2 diye geçti. X eksi 2 x yerine fx yazıyorum arkadaşlar. X yerine fx yazıyorum. X yerine fx yazıyorum arkadaşlar. X yalnız bırakılmış oldu. Fx artı 1 bölü fx eksi 2 olmuş oldu. Aynı mantık. Şimdi ben gideceğim. Fx artı 1 fonksiyonun fx türünden değeri. Yani zaten fx artı 1 belli. Şu x gördüğüm yere şunu yazacağım arkadaşlar. Bakın 2 çarpı y artı bölü y eksi 2 artı 1 bölü y artı 1 bölü y eksi 2 olmuş oldu. Çünkü x yerine bir dakika, bu artı 1 değil. 2 çarpı artı 3 olacak şurası. Bölü x. X de bu olmuş oldu. Tamam. Şimdi ben şu 2'yi şöyle dağıtayım. 2y artı 2. 3'te de y eksi 2'yi çarpayım. 3y eksi 6 bölü y eksi 2. Alt taraf y artı 1 bölü y eksi 2 ters çevir çarparsak bunlar gidecektir. Üst taraf 5y artı eksi 6 artı 2'den eksi 4 bölü y artı 1 olacaktır arkadaşlar. Yani 5 çarpı fx eksi 4 bölü fx artı 1 olacaktır. Kim? Fx artı 1 dediğim ifade. 45. örnekteyiz. Uygun şartla tanımlanmış fx eşittir ax kare artı bx artı cdindeki bir fonksiyon ters alırken önceki verilen ifade tam kareye dönüştürür. Daha sonra x değişkeni yalnız bırakılır. İzle bak şimdi. Burada. Ben bunu nasıl tam kare? Yani bir şeyin karesi haline getireceğim. X kare eksi 4 x artı 5 mi? Şöyle yapıyorum. Bir şeyin karesini alacağız. Zaten x kare lazım ya bize. X yazıyorum. Eksi 4'ün yarısını alıyorum arkadaşlar. Nedir yarısı? Eksi 2. Bunu arkadaşlar yazdıktan sonra açın şu işlemi. X kare eksi 4 x artı 4 ya bu ifade. Artı 5 olması için 1 ekliyorum yani. Yani siz şunu açtığınız zaman aslında bunu bulmuş oluyorsunuz. Y eşittir x eksi 2'nin karesi artı 1. Artı 1'i karşılatım y eksi 1 eşittir x eksi 2'nin arkadaşlar karesi. Kareden kurtarmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Taraf tarafa hareket alıyorsunuz. İçinde y eksi 1. Arkadaşlar bu değer x eksi 2 gelir. Bu x eksi 2 ama içerisi eksi mi artı mı? X demek değil mi arkadaşlar? Evet. 2 ile sonsuz arasında 3 verir mesela. İçerisi ne yapar arkadaşlar? Artı yapar. Artı olduğu için aynen çıkacaktır. Y eksi 1 eşittir x eksi 2. Eksi 2'yi karşılatıyorum. Y eksi 1 artı 2 eşittir x olmuş oluyor. Bu durumda fonksiyonun tersi içinde x eksi 1 artı 2 olacaktır arkadaşlar. Evet gençler, bugünkü dersimiz bu kadar. Daha sonraki dersimizde arkadaşlar inşallah fonksiyon konusunu bitireceğiz. Birkaç tane daha tersle ilgili işlerimiz var. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.